bu toplantıları gerçekleştirirken Avrupa Birliği maalesef Bakanı çok Ömer üzücü Çelik, haberlerle Halep'teki karşı ateşkes karşıya hakkında kalıyoruz. açıklamalarda bulundu. Şu anda bütün dünyanın gözü Halep'te. Halep'te maalesef bütün dünyanın gözünün önünde, bütün modern kurumların gözünün önünde bir halka karşı büyük bir soykırım gerçekleştiriliyor. Çelik şimdi de koridora bir saldırı yapıldı ifadelerini kullanırken Halep'te yaşanan durumun insanlık içinde bir utanç anlamına geldiğini söyledi. Srebrenica'da, Bosna'da yapılan soykırımdan sonra herkes şunu düşünüyordu. Bir daha dünyada benzer bir şey olmaz. Dünya Srebrenica'daki, Bosna'daki soykırımdan ders çıkarmıştır diye düşünülüyordu. Şimdi benzer bir vahim durumu, çok acı bir durumu Halep'te görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın modern kurumlarının gözünün önünde bu insanlar katlediliyorlar. Bakın bir haftadır Türkiye burada insani bir koridor açılsın, masumlar, masum insanlar, siviller burayı terk etsin diye büyük bir gayret gösteriyor. Ama koridorun açılması bile çeşitli taktik bir takım mücadelelerle sürekli sabote ediliyor. Şimdi de sivil konvoya bir saldırı yapıldı ve bu saldırı neticesinde yeniden ateşkesin sona ermesi gibi bir tablonun ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Aslında ortada doğru düzgün bir ateşkes de yok. Sürekli olarak ateşkes kararı alınıyor ama hemen kısa zaman içerisinde bozuluyor. Tabii dünyanın gözünün önünde, modern kurumların gözünün önünde bu katliamın gerçekleşmesi dünya için bir utanç vesilesidir. Avrupa Birliği Bakanı Çelik, Halep için dünyanın ayağa kalkması lazım dedi. Esasında çeşitli zamanlarda da görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde çeşitli olaylarla ilgili olarak insanlar sokağa dökülüyorlar. Oysa Halep için dünyanın ayağa kalkması lazım. Bu utançla dünyanın ciddi bir şekilde yüzleşmesi lazım. Bakan Çelik, Avrupa Birliği ile içinde bulunan sürece ilişkin açıklamalarda da bulundu. Son zamanlarda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ciddi bir gerilim yaşanıyor. Tabii bu gerilimin çeşitli sebepleri var. Türkiye, uluslararası ilişkilerde hakkaniyet ve adalet ilişkilerinin altını çiziyor. Buna karşı bir tutum gördüğünde Türkiye bunları eleştiriyor. Ve nitekim özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de dostlarımız sık sık bize siz kendinize özel bir takım ilkeler, imtiyazlar istemeyin diyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde biz indirim istemiyoruz. Ama siz de söz konusu olan Türkiye olduğunda sürekli zam yapmayın bu ilişkilere ve sürekli olarak çifte standart üretmeyin.